cennete gitmeyi arzu etmek lazım. Sonunda. Şimdi, peki, bunun için ne yapmak lazım? İyi şeyler yapmak lazım. İyi bir öğrenci olmak lazım. İyi bir insan olmak lazım. İyi bir evlat olmak lazım ailemize karşı. İyi bir arkadaş olmak lazım sınıf arkadaşlarımıza, okullarımıza karşı. İyi bir vatandaş olmak lazım devletimize karşı. Çok girmeyeceğim ama 15 Temmuz'da iyiler ve kötüler arasındaki farkı da yaşadı bu ülke. Bu noktayı nazardan bize biraz daha bilinç düşüyor. Peki, şimdi Afşin Eshab-ı Kehf Lisesi. Afşin Lisesi'nden geçiyorum artık Afşin Eshab-ı Kehf Lisesi'ne. Ara ara da özgeçmişimizle alakalı kısma devam edeceğiz. Şimdiye kadarki süreçte liseyi bitirdik. Liseden sonra İstanbul'a gittik. İstanbul'da bir yıl yine terzilik yaparken bizi orada bir öğretmen abimiz gördü. Dedi ki ya sen biraz ders çalış. Arkasından işletme fakültesini kazandık. 4 yıl sonra buraya döndük. 45 gün bir vekil öğretmenlik sürecim var benim de. Arkasından da mali müşavirlik sınavını kazandık. İstanbul'da bağımsız denetçi mali müşavir olarak 15 yıldır faal çalışıyoruz. 2006 yılında kurulan Afşin Eshab-ı Kehf Dostluk, Kültür ve Çevre Derneği'nde 3,5 yıldır başkanlığını yürütüyor. Bundan sonraki süreçte ara ara derneklerden de bahsedeceğiz faaliyetlerimizde. Peki, Afşin Eshab-ı Kehf Lisesi deyince ne aklımıza geliyor? Eshab-ı Kehf aklımıza geliyor değil mi? Eshab-ı Kehf kimdir? Şimdi diyorsun bir cevap verdim ama verdiğime vereceğime pişman oldum diyorsun. Sorayım. Şimdi sorayım bakayım, anlatıp anlatmadıklarını test edelim. Şimdi senin anlatman önemli değil, onların anlaması önemli kıymetli hocam. Eshab-ı Kehf deyince aklımıza ne geliyor gençler? Evet, bu tabiri artık sizden istirham ediyorum, unutmanızı rica ediyorum. Yedi uyurlar tabiriyle artık bir sürekli uyumaya uyulu yaparak gerek derste uyuma, gerek sınıfta uyuma, gerek evde uyuma, gerek okulda uyuma, gerekse dünyaya bakış açımızda uyuma noktamız oluşmuş artık. Peki bu tabirleri çok küçük bir nüans farkıyla yaparsak değiştirebilir miyiz? Gözlerin kapanmak üzere, birazdan uyuyacaksın anladığım kadarıyla. Öyle mi? Yok değil mi? Uyumayı düşünmüyorsun. Hani perdeler falan da çekilik ya, atmosfer tam sana göre uygun. Yanında vermişsin oraya. Birazdan diyorsun Eshab-ı Kehf'te gelmişken onlar 309 Yunus'ta biz de 39 dakika uyuyalım şurada. Kıymetli gençler. Bizim de derneğimizin isminde farkındaysanız Afşin Eshab-ı Kehf Derneği diye geçiyor. Eshab-ı Kehf dediğimizde Kur'an'ın bahsettiği 7 kutlu genç diyoruz biz onlara tabirlerde. Derneğimizin 2016 yılı içerisinde 10. yılı münasebetiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yazdığımız bir proje onaylandı. Projemiz neydi? Eshab-ı Kehf Gençlik Akademisi'ydi. Yani bu projenin şu an 2017 ayında da sizlere yönelik bir program başladı. Projemiz şu an değerlendirme aşamasında. İnşallah neticelenirse liselere uyarlanan bir ekip oluşturuyoruz. Gençlik Akademisi'nde biraz akademik noktaya temas edip üniversite ve kültür merkezlerinde bir üst sınıflara, üniversite ya da akademik kariyer olan insanlara hitap eden bir çalışma yaptık. Peki diyoruz ya, bu kıssadan bizim alacağımız hisse ne? En kısa tabiriyle. Değil mi? Yani aslında üzerinizde büyük de bir vebal var. Yarın büyüdüğünüzde bu vebali atlatmak adına çok çalışmanız gerekiyor. Çünkü okula gelirken Eshab-ı Kehf'i görüyorsunuz, giderken Eshab-ı Kehf'le haşir neşirsiniz. Yolundan geçiyorsunuz, okulun ismini anıyorsunuz. Bu gençler nasıl gençlerdi? Ne yaptılar bu gençler de meşhur oldular? Söyle bakayım. Sana soruyorum. Arkandakine. Hocam, bu 7 yıllar, yani 7 genç. Evet. Bunlar Allah yolunda gittikleri için başındakilere, yani başındaki kötü insanlara uymayıp ne kadar da ceza alacaklarını bildikleri halde Allah yoluna giderek bir mağaraya ulaşıp orada Allah'ın şeyine yapmaya çalıştılar. Evet.
Kısmen doğru. Ama esas özü noktasına baktığımızda, şimdi arkadaşlar diyoruz ya, gençler arasında en önemli şeylerden bir tanesi, bakıyoruz günümüz gençliğinde, sizleri tenzih ediyorum, eminim sizde yoktur bu tarz hareketler. Aa, ne giydin, hangi marka, nereden aldın, nerede yaptırdın, telefonun markası ne, montuyun markası ne, ayakkabının markası ne, değil mi? Bunu hissediyoruz maalesef. Yani toplum olarak bu bir sıkıntı bizim açımızdan. Peki, Eshab-ı Kehf gençliği dediğimizde, yani sizin buradan alacağınız dersler ne olmalı? Bu gençlere baktığımızda bunlar doğrudan saray ehli soylu gençler. Yani bütün asli kültürleri almış, uygulamalı görmüş, bütün ruhuna, bedenine, fiziken işlemiş olan saray ehli soylu gençler. Bu soylu gençlere baktığımızda bunları birbiriyle hukuklarını artıran en önemli unsur ne? Hak mücadelesi, doğruluk mücadelesi. Okul